Sevgili üniversiteliler ve sayın basın mensupları. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş. Bugün Adalet Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Gökçe Gökçen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sevgi Kılıç, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ile birlikte ODTÜ'deyiz, sizlerleyiz. Bugün burada 35. Bağır Şenliği'nin gerçekleşmesine ot direktörlüğünün izin vermemesi üzerine öğrencilerin protesto eylemleri ve sonrasında soruşturma açılmasıyla ilgili olarak hem öğrencilerle dayanışma göstermek hem de basına CHP olarak üniversitelerimizde özgürlük alanlarının kısıtlanmasına dair tepkimizi göstermek için bulunuyoruz. 35. kez yapılması planlanan Ottü Bağır Şenliği, devrim stadını da içine alan Ottü'nün geleneklerinden biridir. Devrim yürüyüşü de 1993 yılından beri Şenliğin bir parçası haline gelmiştir. Sayın basın mensupları, bir ODTÜ mezunu olarak bugün burada olmaktan hem mutluluk hem de üzüntü duymaktayım. Sadece ODTÜ'ye ve türlere değil, Ankara'daki tüm üniversitelere, Ankara halkına bir armağan olan ve Botüvar Şenliği'nin son yıllarda yaptırılmaması çabası bizler için hayret vericidir. ODTÜ gibi köklü ve nitelikli üniversiteler gelenekleriyle yaşarlar. Yalnızca bir bilgi kurumu değil, aynı zamanda yaşayan bir toplum olarak da varlıklarını sürdürürler. Ottu geleneğinin önemli bir parçası olan bağır şenlikleri son yıllarda yapılıp yapılmayacağı konusunda sürekli tartışmaların yaşandığı bir etkinlik haline geldi. 2016'da göreve atanan Sayın Rektör Verşan Gök, 2019'da 33. Bağır Şenliği'ni üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanaklarıyla gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından diyerek iptal etmiştir. Bunun üzerine öğrenciler olanak yoksa biz varız diyerek eyleme başlamış ve ülkedeki birçok sanatçı ot diye destek olacaklarını belirtmiş. Birçok sendika ve kurum ekipman desteği sağlamış ve sonuçta 33. Bahar Şenliği gerçekleştirilmişti. 2023 yılında yapılması planlanan Bahar Şenliği ki 35. olacaktı deprem sebebiyle ertelendi. Üniversitelerle görüşmelerin sonrasında takip eden güz döneminde yapılacağı ve gelirlerinin deprem bölgesine bağışlanacağı belirtilen şenlik maalesef yapılmadı. Üniversitelerin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Bu yıl ise rektörlük öğrencilerle görüşmeden şenliklerde devrim sahnesinin olmayacağını bir e-posta ile duyurdu. Öne sürülen bahaneler ise bu sefer temizlik ve güvenlik oldu. Üniversiteler görüşme talebiyle 18 Nisan'da binlerce öğrenci rektörlük önüne yürüdü ve rektörlük önünde Taleplerini dile getirdiler. Sonuç alınamadığı için 24 Nisan'da bir yürüyüş daha yapıldı. Rektörlük bizimle görüşene kadar buradayız diyen öğrenciler 5 Mayıs'a kadar rektörlük önünde kamp kurdu. Kamp esnasında CHP milletvekillerimiz ki bugün aramızda vekillerimiz var e, Sayın e, Okan Konrad burada Sayın Aliye Timisahersever burada Sayın Aylin Yaman burada e, Sayın Ayça Tanşkent, Muhip Kanko Gizem Özcan Tekin Bingöl burada Sayın Mehmet Tahtasız, Ali Gökçek, Yalım Halıcı, Aliye Coşar, Fethi Açıkel burada. Çok sayıda vekilimiz buraya geldiler, destek verdiler. Ve e, öğrenciler kamp esnasında taleplerini dile getirdiler. Bu esnada rektörlük öğrencilerin kullanmaması için 7-24 açık bulunan çalışma salonlarını kapattı. Kütüphanenin elektriğini kesti. 25 Nisan'da Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, Sayın rektörle görüştü. Ve rektörlüğün öne sürdüğü kaygıları belediye olarak karşılayacaklarını belirtti. Güvenlik ve çevre temizliği gibi konularda destek olunacağını belirtti ama sonuç alınamadı. Eylem sürecinde öğrenciler kendi imkanlarıyla rektörlük önünde konserler düzenledi. 4 Mayıs'ta mezunlarla beraber rektörlük önünde bir yürüyüş yapıldı. 5 Mayıs'ta üniversiteliler tüm bu barışçı itirazların, eylemlerin sonuç alamayacağını fark edince kamp sürecini sonlandırdı ve kendi şenliklerini düzenlemek için çalışmalara başladı. 13 Mayıs'ta öğrencilere disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. 18 Nisan yürüyüşü için bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma. Kamp süreci için yapılan eylem işgal olarak tanımlanıp bir dönem uzaklaştırma cezası olduğu vurgulanarak öğrenciler disipline sevk edildi. Bazı üniversitelerin aileleri Ankara Emniyetinden olduğunu ifade eden kişilerce arandı ve baskı kurulmaya çalışıldı. Sayın basın mensupları, Bahar Şenliği'ne her yıl başka bir kulp bulan, şenliği yaptırmamak için direten rektörlüğün öğrencileri disipline gönderme gerekçesi eğitim öğretimi engellememiş. Buradan soruyoruz. Yıllardır yapılan bir gelenek haline gelmiş Bahar Şenliği'ni yaptırmamak eğitim öğretimi engellemek değil mi? Yoksa rektörlüğe göre üniversite sadece ders yapılan dört duvarı olan bir okul mu? Üniversiteleri günlerdir muhatap almamak ve onları burada bekletmek eğitim öğretimi engellemek değil mi? Soruşturma için üniversiteleri sınav haftasında tüm gün kapıda bekletmek eğitim öğretimi engellemek değil mi? Çalışma salonu ve kütüphaneleri kapatmak eğitim öğretimi engellemek değil mi? Sayın basın mensupları, asıl sebebin temizlik ve güvenlik olmadığını biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner, belediye başkanı olarak temizlik ve güvenliğin sağlayacağını bizzat Sayın Rektörümüz Verşan Köke iletti. Fakat sonuç değişmedi. Sadece buradan da anlıyoruz ki amaç temizlikte, güvenlikte değil. Amaç Ottu'nun geleneklerine, kültürüne, devrime ve şenliğine yönelik bir tutumdur. Sayın basın mensupları, üniversiteler bilginin ve bilimin üretildiği, düşünce ve bilimsel özgürlüğün hakim olduğu, öğrencilerin sorgulayıcı, eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya çıkarması beklenen evrensel değerlere sahip yapılardır. Günümüzde tüm dünyada üniversitelerin temel misyonları eğitim, araştırma ve topluma katkı sağlamaktır. Üniversiteler bir yandan kamu kaynağı kullanır, bir yandan da kamuya fayda üretirler. Bu bağlamda Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulduğu 1956'dan itibaren kurumsal yapısıyla, kültürü ve geleneğiyle akademisyenlerin, öğrencilerinin, mezunlarının niteliğiyle Türkiye'ye bilgi, bilim, sanat ve teknoloji alanında çok önemli katkılar sağlayan değerli bir üniversitemizdir. Oldukça rekabetçi bir yüksek öğretime giriş sisteminde Türkiye'deki çoğu ailenin ve gencin en büyük hayali ve hedefi ODTÜ'de öğrenci olmaktır. Ben de ODTÜ öğrencisi olmaktan çok büyük bir gurur duyarak bu kampüste öğrencilik yaptım. UGT ile şenlik düzenleme komitesinde yer aldım. Geçmişte de bağır şenlikleri ve diğer bazı etkinliklerde yönetim ve üniversite bileşenleri, öğrenciler, öğretim üyeleri ve benzeri arasında görüş ayrılıkları oldu. Bu nedenle yapılan gösteriler yürüyüşler, protestolar oldu. Ancak anayasal hakların kullanılması olan bu etkinlikler sonrasında öğrencileri cezalandırmayı düşünmek, uzaklaştırma cezası vermek, hatta aklından geçirmek bile düşünülmedi. Bir kamu yöneticisi ister rektör olsun, ister bakan olsun kararlarını alırken iki sahip üzerinden hareket etmelidir. Hukukun üstünlüğü ve kamu yararı. Bir üniversite öğrencisinin anayasal hakkını kullanması Eğitim öğretimi engellemek olarak nasıl görülebilir? Bir üniversite öğrencisini bir yönetim kararına katılmadığı için eğitim hayatından uzaklaştırmanın neresinde kamu yararı vardır? Üniversitelerin düşünce ve ifade özgürlüğü, üniversite ortamında düşüncelerini serbestçe ifade edebilmeleri ve kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması özgür ve güvenli bir eğitim ortamı için vazgeçilmezdir. Üniversite öğrencilerinin anayasal hakları olan yürüyüş, protesto ve görüşlerini açıklama haklarını savunuyoruz. CHP olarak üniversitelerin eşit, özgür ve katılımcı bir üniversite hayatı geçirmeleri hem ODTÜ'nün gelenekleri bakımından hem üniversitelerin olmazsa olmaz değerleri bakımından çok önemlidir. Bu hafta içerisinde Sayın Rektörümüz Verşan Gökten bir randevu talep ettik. Rektörümüz gelecek hafta verebileceklerini söylediler. Kendisi randevu talebimize karşılık verdiği takdirde kendisiyle de bunu konuşacağız. Buradan kendisine ve yönetimine, öğrencilerin haklarına saygı duymaya, Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, ekonomik ve kariyer bakımından desteklenmesi için çaba harcamaya ODTÜ'nün dünya markası olan yapısını tahrip etmemeye davet ediyoruz. Sevgili üniversiteliler, günlerdir, haftalardır ODTÜ'nün geleneklerine ve geleceğine sahip çıktığınız için sizlerle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak günlerdir devam eden bu mücadelenizi selamlıyoruz. İlk günden bu yana belediyelerimizle, ilçe ve il örgütlerimizle, milletvekillerimizle yanınızdaydık. Bugün de buradayız. Olmaya da devam edeceğiz. ODTÜ yönetimine de üniversiteyi üniversite yapan değerlere sahip çıkmaları konusunda görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Şimdi sözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan <laughs> sorumlu Genel Başkan <laughs> Yardımcımız Sayın Sevgi Kılıç'a bırakıyorum. Suat Başkanımız yaşanan haksız hukuksuz süreci özetledim uzun süredir ODTÜ'de yaşananları milletvekillerimizle, belediye başkanımız Hüseyin Can Güner ile takip ediyoruz. Hüseyin başkanımız temizlik ve güvenlik hususunda yardım talebini sundu ama ne yazık ki rektörlük kararından vazgeçmedi. Biz ODTÜ'yü biliyoruz, ODTÜ'nün duruşunu biliyoruz. Bugün bizlere televizyonlarda Amerika'da öğrenci eylemlerini izletiyorlar. Hatta ve hatta Ot Direktörlüğü Amerika'da yaşanan eylemlerde öğrencilere üniversitelerinin sergilediği tutumu eleştiriyor. Bugün ise kendi öğrencilerine eleştirdiği aynı davranışı sergiliyor. Biz biliyoruz ki 50 yıldır Filistin direnişine destek olan üniversite ODTÜ'dür. Biz biliyoruz ki dünyada ve ülkemizde haksızlığa karşı duran üniversite ODTÜ'dür. Haksızlığa karşı duran öğrenciler bizim gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz öğrencilerin okuludur, okuludur ODTÜ. Bizler bu ODTÜ'nün haklı duruşunun yanında öğrencilerimizle beraber devrim stadyumunun tarihini bilerek devrim stadyumunun ve şenliklerin ODTÜ'nün tarihi olduğunu öğrencilerin sadece bir şenliği korumak değil aslında ODTÜ'nün kendisini, tarihini, duruşunu korumak istediklerini ve bundan taviz vermemek istediklerini biliyoruz. Bunu bilmeyenler, bunu görmeyenler bugün öğrencilerimizin haklı taleplerini içe sayıyorlar. Bizler görmeyenlere, bilmeyenlere anlatmaya devam edeceğiz. Biz şahidiz. Ot öğrencileri en ufak bir şiddet eylemine bulaşmadılar. Kendileri eylemlerini, haklı taleplerini dile getirirken hem sevgi dolu hem de barışçıl yöntemlerle dile getirdiler. Ama buna rağmen 96 öğrencimize soruşturmalar başlatıldı. Bu soruşturmalar demokratik hakkını kullanan öğrencilerimizin rektörlük tarafından sesinizi kısın soruşturmasıydı. Bu tutum hem ODTÜ'nün hem Türkiye'nin vicdanını yaralıyor. Talebimiz ODTÜ yönetiminin bu haksız, hukuksuz davranışından vazgeçmesi. Bu yaşananlar normal değil. ODTÜ yönetiminin normalleşmesini istiyoruz. ODTÜ yönetiminin akıl dışı bu süreçten vazgeçmesini istiyoruz. Bugün ODTÜ'de sesi boğulmaya çalışılan gençlik bizim umudumuz. Kimse de unutmasın ki haklıların sesi kısılmaz. Kimse de unutmasın ki ODTÜ'nün duruşuna zarar verilmez, ODTÜ'nün duruşu bozulmaz. ODTÜ'lü öğrencilerin haklı taleplerinde Demokratik Türkiye arasında her zaman yanlarında olacağız, seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Sözü Gökçe Başkanımıza bırakıyorum. Evet, herkese merhabalar. Suat Başkanım ve Sevgi Başkanım e, açıkladı aslında durumu. Ben de hukuki yanıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün burada ODTÜ'de Devrim Stadyumu'ndayız. Aslında diğer üniversitelerden mezun olanların da imrenerek baktığı bir yerdeyiz. Hepimizin merak ettiği, takip ettiği, burada olanları da özellikle takip ettiği bir yerdeyiz. Devrim Stadyumu böyle bir öneme sahip. Aynı zamanda tarihsel bir öneme de sahip burası. Son dönemlerde üniversitelerle ilgili tabii ki farklı alanlarda adli soruşturmalardan çok bahsediyoruz. Mahkeme önlerinde açıklamalar yapıyoruz. Birçok davayı takip ediyoruz ve toplumsal olayların polis müdahalesiyle ardından yargı müdahalesiyle sindirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bugün ise farklı bir konuyla karşınızdayız. Bugün idari soruşturmalarla ilgili karşınızdayız. Bir eylem yapılıyor, barışçıl bir eylem yapılıyor, barışçıl protesto hakkı kullanılıyor. Anayasa'da yazan bir hak, Anayasa'da güvence altına alınan bir hak, öğrenciler tarafından haklı olarak kullanılıyor. İşin nedenine zaten arkadaşlarım açıkladılar. Ama bu haklı kullanış sonucunda idari soruşturma o 96 öğrenciye karşı açılıyor ve sonuçta öğrenciler kınama cezası alsın, okuldan uzaklaştırılsın diye büyük bir çaba olduğunu görüyoruz üniversite yönetimi tarafından. Bu da son yıllarda iktidarın öğrencileri susturmak için öğrencilerin yaşam tarzını bastırmak ve ötekileştirmek için öğrencilerin sol görüşlerinden rahatsızlık duyulduğu için açıkça onlara baskı uygulamak için kullanılan yöntemlerden biri haline gelmiştir ve bu yöntem artık sistematik bir yöntem haline gelmiştir. Bakınız bakanlıklara soruyoruz mecliste yüzlerine soruyoruz hangi üniversitede ne kadar soruşturma açıldı hangi üniversitelerde hangi KYK yurtlarında hangi yurtlarda soruşturmalar yoluyla öğrenciler sindirilmeye çalışılıyor diye bize sayı verin veri verin diyoruz verileri söyleyin ve sebeplerini söyleyin diyoruz. Çünkü çok yaygın olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin hem davalarını takip eden avukatlardan duyuyoruz hem de öğrencilerin kendisinden. Bu artık sistematik bir yöntem haline gelmiştir ve bakanlıklar bizimle bu verileri paylaşmıyor. Biz bugün ODTÜ'de ODTÜ'lü öğrencilerle konuştuğumuz için, ODTÜ'lü öğrenciler haklarını savunabildikleri için bu 96 soruşturmanın içeriğinden bu kadar ayrıntılı şekilde haberdar olabiliyoruz. Birincisi bu idari soruşturma artık öğrencileri baskılamak için ve üniversite kültürlerini yok etmek için sistematik bir yöntem haline gelmiştir. Bu yöntemin terk edilmesi gerekiyor. İkincisi yine hak kullanımında son yıllarda toplum içinde yaratılmaya çalışılan bir algı var bir öğrenci eylem yapar, bir genç sokağa çıkar, bir vatandaş hakkını arar. Ondan sonra birileri de sosyal medyada kenarda onlara bakar, iktidarın televizyonlarında onlara bakar der ki gerek var mıymış bu eyleme? Şimdi biz anayasadan bahsediyoruz, hukuktan bahsediyoruz, insan hakları hukukundan bahsediyoruz. Rektörlük önüne gitmeye ne gerek varmış? Rektörlük önünde oturmaya, orada eylem yapmaya ne gerek varmış diyorlar şenliklerini yapacaklarsa devrimene gerek varmış başka yerde yapsınlarmış diyorlar. Başka festivaller geldiği zaman gençler festival düzenlediğinde veya gençlere yönelik festivaller yapıldığında ne gerek varmış yapmasalar olmaz mı diyorlar. Arkadaşlar yani bu eylemi şenliği yasaklıyorsunuz temizlik ve güvenlik gerekçesiyle yasaklıyorsunuz. Bu gerekçelerin gerçekçi olmadığını zaten hepimiz kanıtlamış durumdayız. Belediye başkanımız da söylemiş. Ama bu gerekçeler gerçek değil. Şenliğimizi istiyoruz. Kültürümüze sahip çıkıyoruz diyor öğrenciler. Nerede diyecekler? Boş bir ovanın ortasına oturup sessiz sessiz mi söyleyecekler? Yani rektörlük önünde tabii ki bu eylem yapılacak. Tabii ki Devrim Stadyumu'nda bu şenlik yapılacak. Bu mekanların özel bir anlamı vardır ve tam tersine ne gerek vardı sorusunu da işte o sesini çıkar öğrencilere değil tam tersine onlara müdahale edenlere sormak lazım. Müdahale edenlere sormak lazım. O öğrenciyi baskılamaya çalışan, onun yaşam tarzından rahatsız olan onun sol görüşünden rahatsız olan, bu stadyumun adından isminden bile rahatsız olanlara sormak lazım ne gerek vardı diye. İşte tam da bu yüzden biz gençlerin yanındayız, öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz ve festival yasaklarına karşı, yaşam tarzına müdahalelere karşı hakkını kullanana, anayasal hakkını kullanana ne gerek vardı diyen, böbürlenen o e, kibirli anlayışa karşı öğrencilerin, gençlerin, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve hak savunucularının Nerede olursa olsun her yerde yanında olmaya devam edeceğiz. ODTÜ'de şenlik özgürce yapılana dek, üniversiteler şenliklerine, festivallerine kavuşana dek ve gençlerin sesinden hiç kimse korkmayana dek farklı seslere sahip çıkacağız. Teşekkür ederiz. Geleneğine ve geleceğine sahip çıkan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Onları alkışlıyoruz.